Bu bölümde bazı düzeltmelerle ilgileneceğiz. İlk olarak böcekler çok uzun süre yaşadı. Çok uzun süre yaşıyorlar. Onların hayat döngülerini kısaltacağız. Nerede belirliyorduk böceğin ne kadar yaşayacağını? Max Life'da. Bunu 50 ile 50 artı 200 diyelim. 50 ile 250 arasında bir yaşam seviyesi olsun. Bunun dışında böceklerin üzerindeki can barını biraz değişiklik yapalım, küçültelim. Onu zaten CSS'te class'larını yazmıştık. Oradan düzenlediğimizde genişliği %100 yerine %80 yapalım. Left'ten %10 boşluk bırakalım. %80 barın genişliği %80 olunca sağdan ve soldan %10 boşluk bırakmak için başına %10 boşluk bırakıyoruz. Yukarıdan 1 piksel ya da 2 piksel aşağıya alacağım. Çünkü duvar kenarlarından giderken duvara yapışıyor bar. Onu biraz aşağı alacağım ve barın opacity'sini de 0.7 yaparak biraz rengini açmayı düşünüyorum. Değişiklik olmadı. Çünkü internet üzerindekine bakıyormuşum. Firefox'a geçtim tarayıcı olarak. Evet. Daha küçük. Biraz daha böceğe yakın. Böylece bir şeyleri kenarlarından geçerken kenarlar diğer yerlere sürtmüyor. Evet. Biraz da şeffaflık vererek daha arka planla uyumlu olmasını sağladık. Böcek resimlerini de arka planda yükleyelim. İnternette yüklenme sorunu yaşamıştık player'da. Böcekler için de aynı sorun geçerli. Player'ları bu şekilde görünmez bir box içinde yüklemiştik. Aynı işi böcekler için de yapalım. Bakalım klasörüne doğru mu yazıyorum? Çünkü burada yanlış yazmam bir hataya sebep olmayacağı için fark etmem zor olabilir. Evet. Asset box. Şu şekilde
şekilde resimleri arka planda yükleyeceğim. Bir de ek olarak stop var. Stop çok kullanılmıyor. Bir kere kullanılacak ama onu da yükleyelim. Şöyle yaparsak böceklerin oyuncunun üzerinde görünmesini istiyorum. Diğer istediğim şey de altında görünmesi, üstünde görünmesi daha iyi olur diye düşündüm. Yapacağımız şey bu konteynerle ID player'ın yerlerini değiştirmek. Böylece bir böcek player'ın üzerine geldiğinde üzerinde görülecek. Evet. Şöyle bir şey tespit ettim. Ok tuşuna basılı tutup giderken üzerinden geçtiğimiz yiyeceği otomatik olarak yiyor. Space tuşuna basmadan. Bu aslında güzel bir özellik gibi olmuş. Böyle kalabilir. Hızlı bir şekilde giderken önüne çıkan yiyeceği yemesi. Ama space tuşuna basmadan otomatik space'e basma komutu yazmıştık biz. Onun çalışması ilginç. Ona tabi bakalım. O olasılık nasıl gerçekleşiyor. Ona nereden bakacağız? Player'dan. Space tuşuna basmadan buraya nasıl girebilir? Şöyle yapalım. Dört nokta show alert. Şu bize alert göstersin. Space pressed artı şu değişkenin içeriğini istiyorum. O değişkenin hareket ederken aktif status 1 ise ne demişiz? Eğer hareket ederken basarsa 1'e çevir. Bu komutu tabi space'e basarsa 1'e çevirecektik. Bunun içine yazamazdık. Ama şunu yapmamız gerekiyordu. Hareket ediyor. Aktif. Ve K-Code'da eşittir. Player nokta space. Space'e de basılmışsa. Öbür türlü ileri tuşuna basılmışken hareket halindeyken buraya girdiği için space'e basmış gibi değişkeni atama yapıyor. Bakalım şimdi o onun olmaması lazım. Aslında güzel bir özellik de olabilir. Kullanılabilir yani. Hızla ileri giderken otomatik önüne çıkan besinleri tüketiyor.
Space Press. Tamam. Bilmem bu şekilde tasarlayalım. Şurayı kaldırırsak otomatik yeme olabilir. Otomatik yeme özelliği ekleyebiliriz. Nereye yazmıştık biz? Alerti space'e basıldı. Şuraya yazmıştık. Şunu silelim. Level başlarken 3 tane böcek ekleyelim. Ve daha sonra da yeni bir level başlarken de bu böcekleri temizleme komutunu da yazalım. İki adet örümcek, bir adet arı ekliyorum. Canları biraz daha düşürebiliriz aslında. Yine çok uzun yaşıyorlar. Bir 50 daha düşürelim onu. Ya da bir 100. ile 150 arası olsun. Player'a hasar vermeyi yapalım. Onu nasıl yapacağız? Player'ın koordinatlarını book.cs globalden aldığı için biliyor. Şunlara bakalım. Bunların hepsini yaptık. Böcekler gidebileceği bir yer yoksa böcekler isterse hareket etmeyi seçebilir. Random bir hasar vursun. Böcekler canı bittiğinde mezar taşına dönsün. Böcek bir gıda üzerinden geçerken otomatik tüketsin. Bunları yaptık. Şuna ihtiyacımız yok. Şurada yazdığımız için. Şimdi burada ben böcek bir player'ı tespit edebiliyor. Player'ın çevresinde olduğu ve player'ın üzerine takip ediyor player'ı. Player'ın üzerine geldiğinde bir hasar verecek player'a. Bunu bir event ile yapabiliriz. Daha önce koordinatta kullandığımız bir koordinata vardığında player.cs'ye nasıl bilgi gönderiyordu? Animate.cs bir event dispatch ederek, bunu da bak bir event dispatch ederek player.cs'ye yine bir hasar bilgisi gönderebilir. Onun için şöyle yapalım. Bir tane buraya bir event listener ekleyelim. Bu sadece bir böcekten gelen hasar için kullanacağımız bir event olsun. Bunun için bir tane değişken açalım. Şunları noktalı virgül koyuyorum.
Önce bir bakayım benim hasar aldığım başka neresi var? Mesela bir tuzağın üzerinden geçtiğimde o koordinata vardığımda eğer bir hasar varsa skordan düşüyor, alert veriyor ve bir ses çıkartıyor. Güzel. Ses çıkarmasına gerek var mı? Çok hasar verirse ses arka arkaya çok ses çıkartabilir. Ama yine bir deneyelim sesli. Olursa güzel. Böceklerden bir hasar alındığında çalıştır. Player nokta player nokta set bak 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 damage function şunun içine bu kodu yapıştıralım. Yapıştıralım bakalım. Return obje. Şimdi bizim return objemiz aslında burada bir event gelecek. Event'in içinde e nokta damage da alınan hasarın sayısını taşıyacak. Tabi hasar alınca skor board'a yansır. Bir uyarı verir. Böcek tarafından işte 3-5 hasar aldınız gibi bir uyarı verebilir. Ses çıkarsın ilk aşamada bakalım. Player.book damage dedik. Bunu da event'i fonksiyonunu çalıştıracak yere yapıştıralım. Böyle bir event geldiğinde bu fonksiyonu çalıştır. Bu event'i nereden açacağız? Tetikleyeceğiz. Animate.cs'de yaptığımız gibi şu satırlarla bug CS'nin içerisinde hasar verdiğimi nereden anlayacağım? Ona bakalım. Don't check other coordinate dediğinde demek ki hedefi buldu ve hedefe yönlendi. Hedefe doğru yönlendi. Bunu don't check other coordinate private bir değişken olduğu için bu fonksiyondan çıkınca onunla işim bittiği için o kaybolacaktır. O zaman ben o veriyi tutacak bir değişkene daha ihtiyacım var. Damage to player eşittir 0 diyeceğim. Buraya da bulduğum yere de diyeceğim ki this nokta damage to player eşittir 1. Player'a damage, player'ı buldun, ona doğru yöneliyorsun, ona damage ver. Bunu nerede kullanacağım? İki yerde olabilir. Birincisi bekleme bekleyecektir ve bir sonraki düşünmeye başladığında
Ya da ya beklerken, çünkü player'ın bulunduğu noktanın üzerinde olabilir. Hasar verdiği zaman eğer buraya yazmazsak bir daha hasar vermez. Ama o iyi bir özellik de olabilir. Bir de hareket ettiği zaman hareket sonlandığında hasar vermesini sağlamak. O da tekrar sonra düşünmeye başlıyor. Burada eğer this nokta damage to player eşittir 1 ise bir hasar verip bunu tekrar 0 yapacağız. Bunun anlamı bu koordinat harekete başlamadan önce başlarken player'ı bulmuş, ya yani oyuncunun o koordinatta olduğunu tespit etmiş ve bu koordinata yönelmiş. Bu koordinata vardığında da hasarı vurmak için bu değişkeni 1 yapmışız. Koordinata vardığında hasarı vuracak. Eğer kaçarsa bir daha takip ederse bir daha hasar vuracak. O şekilde devam edecek. Eğer üzerinde durursa tekrar tekrar hasar vurmayı aktif etmeyebilirim. Ona şimdi bakacağız. Arka arkaya ses dosyasının çalması ve hasar vurması nasıl bir sonuç ortaya çıkartır bilmiyorum. Object error event. Object error event değil. Damage event diyelim buna. Damage event, event initial, init event, book damage ve karşı tarafta aradığımız parametre de damage'dı. Bu da bir len her seferinde farklı vursun. Biz onun için bir değişken açmıştık. İlk başta şey yaparız. Her oluşturduğumuz böcek için bir damage belirleriz. Hep onu vurur diye düşünmüştük ama farklı farklı vurması da güzel olabilir. En az bir vursun. Artı 5. 1 ile 6 arasında bir damage vursun. Geldiği koordinatta oyuncu bulunmuş, ona hasar ver. Peki bakalım bu çalışıyor mu şu ana kadar yazdığım şeyler. Çalışmıyor. Debug yapmak için Chrome'da açtım. Bug'ın içinde bakalım bize ne gerekiyor. Şuraya bakalım. Buraya düşüyor mu ve bu değişkeni değiştiriyor mu? Bu birinci aşama. Şu det olması gerekebilir. İkinci aşaması da şuranın içerisine giriyor mu? Benim istediğim iki şey o. Bakalım. Burada bir böcek var. Ne yaptı? Damage to player eşittir 1. Şu
Damage to player, yukarıdaki damage to player mı? Evet. Bunun içeriğini biri yapmış. Oyuncuyu buldu çünkü. İlerleyelim. Şuraya düşmedi. Şurada da tutalım bakalım. Peki buraya neden düşmedi? Çünkü hangi bug bu? Bug 2. Yukarıdaki bakla ilgili bir şey. Şu ne? Bu hangi bak? Bak bir. Bu bak bir. This nokta damage to player. Sıfır. Zaten ikinci birden sonrasında bulmaması gerekiyor. Ama ilkinde bulmuş olması gerekiyor. İlkinde hasar vurmuş olması gerekiyordu. Orayı kaçırdım. Tekrar bakayım. Bak ID 0 diyor. Şunu kapatacağım. Şurada book damage. Şuradakine tekrar ismine bakacağım. Doğru mu yazdım? Doğru mu yazdım diye. Sonra şuradaki book demek için başına bir alert koyacağım. Book demek çalıştığını bana belli etsin diye. Şurada da şuraya board nokta show alert book ID artı this nokta damage to player diyeceğim. Çalıştır. Bakalım. Sıfır. Player'a yaklaşmadığı anlamına geliyor. Bu her zaman sıfır oluyor. Şu neler de var. Bir de bu da var. Eşitliyoruz. Bir de burada kullanıyoruz. Sıfır olması şu yukarıdaki değişkenin ulaştığı anlamına geliyor. Şurada eğer bu dis burası değilse farklı bir yerde de onu tekrar oluşturuyor olabiliriz.
şöyle yapacağım buraya da. Panel nokta board nokta show alert this nokta damage player artı that nokta damage player diyeceğim. Damage player'ı değiştirdikten sonra that de this'in aynısı olması gerekiyor. Bunu derken şuraya şey yapayım, kırmızı çizeyim. Debug modda. Bakayım başka bir de şuraya koymuştum. Şunu şu an kaldıracağım. Tekrar çalıştıracağım. Bir sıfır. Evet. Bir olması gerekiyor. Bir sıfır olmuş. Sebebi ikisinin farklı değişkenler olması. Şöyle yapalım bakalım. Hasar verdiğini görelim mi? Şurada şunu açarsak bir şeyler görürüz. Şunu kaç. Bakalım ne oluyor şimdi. Bir hasar. Ne oldu? Bir oldu. Yani this damage player bir oldu. Şöyle diyelim. Şunu kapatalım. Ya da şöyle diyelim. Damage kodu çalışıyor. Ama player'daki daha çalışmadı. Bakalım şimdi. Buraya giriyor. Damage event document.create event event oluşturuyoruz. Document.create event. Burada en tepede ne yaptık bunu? Initial'da mı yapmıştık? Initial'da window.addEventListener book damage player.book damage. Eşittir function e evet. Bir fonksiyon oluşturmuştuk. Şuradaki doğru mu yazmışız? Şunlar aynı. Damage event. Init event. Damage event nokta. Damage eşittir. Dispatch etmemişiz bu şeyi. Nereden ediyoruz onu da? Şu şekilde. Şunun altına bu oluşturduğumuz eventi dispatch ediyoruz. Bu bir olay oluşturduk. Bu olay olduğunu söylüyoruz.
olayın olduğunu duyur. Böceğin oyuncuya ulaşması olayını oluştur. Şuna artık ihtiyacım yok. Şunu da ihtiyacım yok. Şuna da ihtiyacım yok. Şuna da ihtiyacım yok. Çalıştıralım bakalım. Şimdi hasar aldı. Şunu kaldıralım. Hasar alma komutunu, hasar alma sesini değiştirebiliriz. Şurada biraz besleneyim. Üç hasar aldım. Ne oluyor? Bu böcek bana sürekli hasar vurmaya başladı. Üzerimdeyken sürekli hasar vuruyor. Kaçarsam... Yok, kaçamıyorum. Beni yakaladı. Beni yakaladı. Niye? Bakalım. Bak CS içinde. Şu değişkeni 0 yapmıştık. İki tane eşittir kullanmışım. O yüzden sıfır olmamış o değişken. Ne oluyor iki kere sıfır olmayınca? Burası hep bir kaldığı için bir kişi bizi yakaladığında bir kere her bir koordinata vardığında sanki bizi tekrar yakalıyormuş gibi. Mesela bir hasar yedik. İkinci bir hasar daha yiyoruz. Tabii niye ikinci bir hasar daha yiyoruz? Çünkü ben kaçmaya çalışırken ben diğer koordinata geçemeden önce böcek benim koordinat değiştirmeye başladığımı algılayıp beni buluyor ve bana doğru yöneliyor. Bu yüzden de ben kaçtıktan sonra da ikinci hasarda vuruyor bana. Bunu biraz düşünelim. Şöyle yapabiliriz. Böcek
beni buldu, tespit etti, bana yöneldi. Dedi ki oyuncu bu birim karede, ben buraya gidiyorum. Sonra o koordinata vardığında beni bulduğu için bana damage verecek. Bir de bakalım ben hala o koordinatta mıyım? Burada tekrar check etsin. Eğer ben hala o koordinattaysam bana damage verebilsin. Eğer ben kaçmışsam bana damage veremesin. Onu nasıl kontrol ederiz? Daha önce nasıl kontrol etmişsek bakalım. Player'ın koordinatlarını biz nereden aldık? Global Player X ve Global Player Y'den aldık. Burada diyeceğiz ki eğer global nokta player x eşitse this nokta x'e, doğru mu? Değil. X daha güncellenmedi çünkü. X bir önceki x. Tamam, şey olarak bakabiliriz. Temp x olarak bakabiliriz. Ya da şu kodu şunun altına çekip x olarak bakarız. Şu kodu, şu güncellemeleri yaptıktan sonra tekrar düşünmeye başlamadan önce diye ekleriz. X koordinatı Y koordinatı hala aynıysa oyuncu hala böceğin yeni ulaştığı koordinatta duruyor ise hasar var. Evet. Bakalım şimdi nasıl oldu? Kaçın. Ama güzel oldu bu sefer. Böcekten kurtulduk mu hasar almayı bırakıyor. Zaten 1-2-3 hasar, 2-3 hasar veriyor. Öyle çok yoğun bir hasar vermiyor. Mesela kaçtık. Bir hasarla kaçabildik. Bir hasar daha verdi. Bir hasar daha verdi. Yaklaştı mı hasar veriyor. Evet, bu şekilde oldu. Bu şekilde güzel oldu. Böylece böcekler bize hasar verebiliyor. Böcekler biraz hızlı mı? Böceklerin hızını random yaparsak ne olur? Böcek sabit bir hızda hareket etmesin. Bazen çok hızlı, bazen çok yavaş hareket edebilsin. Mesela bir kere vurdu. Şimdi üzerimdeyken artık vurmuyor. Ama kaçmaya çalışırsam zaten canım çok az olduğu için çok yavaş hareket edeceğim. Ama kaçtım. Kaçtım. Çünkü ben kaçarken böcek durmayı tercih etti. Durmayı tercih ettikten hemen sonra ben kaçmaya başladım. Böcek o karar verdiği işi yapmaya devam etti. Evet, biraz beklersek birçok böcek yok olacak. Şöyle bir sığınak bulursam kendime.
Ama burası da tehlikeli. Buradan geçerken hemen beni görür. Peki, bu da bu şekilde olsun. Böceklere random bir hız yaparsak bakalım ne olacak. Bizden daha yavaş veya daha hızlı olabilsin böcek. O tabii neyle ilgili? Animasyon. Animasyon klasına verdiğimiz sayı. Rakamla ilgili bir şey. Şu. Biz buraya bir sabit animate mode'u ya sabit bir sayı yaptık. 10. Bu şöyle yapalım şunu. 10 default 10 diyelim. Biz bunu şöyle yapalım. 5. 5 artı parse int mat nokta random çarpı 10. Ama zaten çok hızlılar. 5 diyelim buna. Çünkü zaten hızı 10 olmasına rağmen biz baş edemiyoruz. Çünkü biz zamanla çok yavaşladığımız için diyeyim. Bir bakacağım nasıl oldu hızları. Olmazsa tekrar döndüreceğim. Çok hızlanıyor. Tabii çok hızlı. Çok hızlı oldular. Normalde bu kadar baş edemeyiz. Bakalım şu nasıl oldu. Yine çok hızlı. Beş artı. Daha önce bu kadar hızlı var mıydı? On oldukları zaman bu kadar hızlı hareket ediyorlar mıydı? Tabi. Sayı küçük olduğu zaman daha hızlı hareket ediyor. Biz buna 10 artı 10 diyeceğiz. Orada ters yaptık. Tabi. Yavaşlayabilir, hızlanabilir. Durabilir. Böylece kaçarken yavaşlaması ya da hızlanması bizim avantaj ya da dezavantajlı duruma düşürebilir. Evet, bu uygun. Şu an uygun. En hızlı normal 10, en hızlı oldukları 10. 20'de bazen yavaşlayabiliyorlar. Gidişatlarında yavaşlama olabiliyor. Üzerinden atladım. Beni tespit edemedim. Yetişemedim ha. Bu da bir taktik. Bakalım her zaman işe yarıyor mu? Üzerime gelsin.
Tehlikeli ama. Başka ne var bakalım? Böceklerin temizlenmesini yapalım. Nasıl yapalım mesela? Şuraya statik bir fonksiyon diyelim. Çünkü bütün böcekler temizlenecek. Clear diyelim. Clear olarak kullanmıştık daha önce. Tüm böcek nesnelerini temizle diyelim. Ne var bizim? Bug listimiz var. Güzel. Bug listin içinde Bug ID count'umuz var. Container element'imiz var. Şöyle yapacağız herhalde. Bakalım. For var i eşittir 0 i küçük. Bug nokta bug list nokta line bug listin uzunluğu kadar bir döngü oluşturacağım. I++. Bu da ne demek oluyor? Her bir oluşturulmuş böcek için bir kere dönecek. Sonra bug nokta bug list bu bir dizi olduğu için i koyarsam buraya length kadar uzunluğu kadar her birine bu komut işleyecek. Buna ne push etmişim onu hatırlamıyorum. Ona bakalım. Bug list i dedikten sonra nokta diye kullanabiliyoruz. Objenin kendisi bunun içerisinde. Bizim yapacağımız nokta stop warming stop bug dersen ne olur? Tüm böcekleri durdur. Hepsi durmuş olur. Sonra yenilerini ekleyebiliriz. Oyun menüsü tamamlandığında bu böcekler durmaya devam etsin. Sadece şuraya bakayım. Burada bir level oluşturmuşuz biz. Start game'de şu yeni böcekleri oluşturmadan önceki böcekleri temizle. Önceki böcekleri temizle diyelim. Sonra yeni böcekleri oluştur diyelim. Bakalım. Evet, oyunu bir tamamlayalım bakalım. Yine oyun bitti. Ne oldu? Böcekler hareket etmeye devam ediyor. Daha temizlemedik. Kapat dediğim zaman hala böcekler arka planda hareket etmeye devam ediyor. Başlat dediğimde temizlenmedi onlar. Temizlenmedi. Bakalım. Hata verdi mi? Bir hata da vermemiş. Bak nokta
Clear dedik. Doğru. Doğru gibi görünüyor. Tekrar çalıştıralım. İncele diyelim. Şunları kaldıralım. Benim istediğim şeyler. Şu. Şu. Ve de şu. Çalıştır tekrar. Bakalım. Bug list içi boş olduğu için ilk başlangıçta direkt temizlendi çıktı. Oyunu bitirelim. Yenilelim. Kapat dedim. 3 tane böcek var şu an. Başlat dedim oyunu. Buraya geldi. 3 tane bug var. Bunların içinde stop bug fonksiyonları var. Evet. I 0 bug length 3 tık. Ne yaptı? Şu böyle mantı çevirdi. Geç. Tık. Bunu da çevirdi. Bunu da çevirdi. Daha sonra onlar tekrar canlandılar. Tekrar canlandılar. Evet. Ve hayat barları yok. Hayat barları yok. Güzel. Onları ne tekrar canlandırmış olabilir? Sleyman. Think. Şu komutla push ettiğimi ettiğime bakıyorum. Şuna bir bakalım. Bu böcekler nasıl canlanıyor? Yazdığımız hangi komut?
yüzünden bu böcekler canlanıyor. Böceği mezar taşına çevirir. Böcek mezar taşına döndüğünde eğer life'ı hala sıfırdan büyükse onu da sıfıra çevirelim. Böceğin can değerini sıfıra çevir. Onun dışında temizleme fonksiyonunda bütün böcekleri durdurduktan sonra bug listesinin içerisini sıfırlayalım. Çünkü bir daha kullanılmayacak. Onları ben tamamen temizlenmesini istiyorum. Bir sonraki oyunda yeni böcekler eklenecek. Tüm böcek nesnelerini bağlantısını kopar. Bir de şu var. Bu böceklerin HTML içerisindeki tagleri var. O da şuradan bakarsak bug container elementin içerisinde bunu da bug container element nokta tag'in içine bir veri eklemek için yine HTML'i kullanıyorduk. Onu da daha önce map'in üzerindeki nesneleri temizlemek için kullandığımız şekilde bütün içeriğini sıfırlayacağım. Bütün böcek nesnelerini HTML'den temizle. Bu şekilde yaptığımızda bakalım sorun devam edecek mi? Kapatıp tekrar başlattığımda bu sefer hiçbir böcek oluşmadı. Bug ID'ni bulamadığını söylüyor. Bug ID neyle ilgili? Tabii. Bug ID, bug ID count'tan geliyor. Eğer nesneleri silersek, artık o nesneler olmadığı için ne yapmamız lazım? Bug ID count'u da eski haline getirmemiz gerekiyor. Çünkü o count'a göre şu listenin içine bakıyor. İndeksi burada tutuyor. Kaç tane eleman varsa bu sayı o kadar artıyor. Her böcek eklemlerinde bir artıyor. 0 birinci indeks, 1 ikinci satır, 2 üçüncü satır şeklinde. Diğer verileri temizle.
tekrar deneyelim. Kapat diyorum. Tekrar başlat. Evet. Bunda bir hata var. Temizleme işi. Temizleme işini doğru yapamadım. Tekrar kontrol edelim. Öyle bir şey. Arada şey de yaptım. Bug klasındaki bu klası belki çok anlaşılır, ayrıntılı şekilde anlatamamış olabilirim. Ama her kodu ne iş yaptığını açıklama olarak ekleyip temizledim. Sorunu çözmek için temizleme komutunda burada bütün böcekleri durdururken her böcek için oluşturduğumuz nesneyi de siliyorum. Artık o nesneye ihtiyacım olmadığı için böceklerin nesnelerini sil. Tekrar deniyorum. Böcekler şu an hareket ediyor. Tekrar oyunu başlattığında hepsi silinip tekrar oluşacaklar. Ama problem devam ediyor. Şöyle bir olasılık olabilir. Ben bir böceği temizlerken böcek o sırada işte bir hareket halindeyse ya da durup biraz sonra harekete geçecekse bir timeout fonksiyonu, timeout objesi oluşturmuş olabilir. Ya da animasyon klasına bilgi verdiyse onCoordinate bir süre sonra o böcek için o böceğin bir koordinata ulaştığı bilgisini geri döndürecek ama o böcek burada olmadığı için o böceğin ID'sini almış yeni böceğe yeni böceğin fonksiyonunun tetiklenmesine sebep olabilir. Onun için bir çözüm yazalım. Sonra tekrar bakalım ondan mı kaynaklanıyor diye. Peki bu olasılık böceğin canı bitip de stop bug dendiğinde oluşabilir mi? Stop bug'ı biz nerede tetikliyoruz? Set life value'da. Set life value'yu nerede çağırıyoruz? On koordinatın içinde, yani bir koordinata vardığında artık beklenecek bir şey kalmadığında ve bir sonraki düşünme aşamasına geçmeden önce
tetiklediğimiz için bir sorun oluşmuyor. Peki. Önce dışarıdan çağrılmaya karşı şunu ekleyebiliriz. Eğer beklemedeyse, beklemeden sonra bir hamle yapacaksa, stop back dediğimizde beklemeden sonra bir hamle yapmaması için clear timeout ile o işi sonlandırabiliriz. Beklemeden sonra tekrar düşünmesini engelle. Ama dışarıdan tetikleniyorsa stop back ve hareket halindeyken tetiklenmişse o zaman durdurulsa bile hareket sona erdiğinde on coordinate ne yapacak? Çalıştırılacak. Bu da hataya sebep oluyor. Çünkü artık bu böcek yok ve onun ID'sini taşıyan başka bir böcek var. ID'leri farklı yapmadığımız için onun ID'sini taşıdığı için geri dönen bilgi de o ID'nin yeni sahibine ulaştırılıyor. Şöyle bir şey deneyelim. Bir değişken daha açacağım. Bu arada this.damage değişkenini de temizleme yaparken sildim. Çünkü damage'i artık belli bir sayıda vermiyoruz. Her seferinde random bir damage ürettiği için geri dönerken nerede o? Her seferinde damage random ürettiği için bir değişkeni eklemeye ihtiyaç duymadım. this.stop me diyelim. Eğer böcek durdurulmak isteniyor ise koordinata ulaştığında bunu yap. Stop me. Ben böceğin hareket halinde olup olmadığını biliyorum. Eğer böcek durdurulmak istendiyse ve hareket halindeyse şunu eğer hareket halinde değilse bir problem yok. Ama hareket halinde olmadığı zaman çok kısıtlı tabii. Moving eşittir sıfırsa, hareket halinde değilse şunu yap. Hareket halindeyse stop me'yi 1 yap. Yani hareket tamamlandığında kendi kendine durdursun. Burada return 0 diyelim. Yani böceğin durdurulamadığı bilgisini bunu çağıran kişiye iletelim. Burada 1 diyeceğiz. Durduruldu. Burada da return 0 diyeceğiz. Yani durdurulamadı. Böcek koordinata ulaştığında otomatik durdur.
Böcek durduruldu. Durdurulamadı. Durdurulamadı ama o an için durdurulamadı ama bir süre sonra durdurulacak. Sonra ne yapacağım? On coordinate'te yani bir koordinata geldiğinde bu böcek ID'si ise eğer böceğin durdurulması isteniyorsa this nokta stopBug diyerek böceği durduracağız. Böceği durdur. Böyle bir durum yoksa işleme devam et. Şunu sıfır yapalım. Şunu aşağıya alacağım. Ana işlem bu olduğu için böceğin durdurulması istenmiyor ise izmoink'in sıfır yapılması lazım. Şunlar değişkenler. Bunların işlenmesi lazım. Şu komuttan önce. Sonra ne var? Damage to player. Return object eat. Ve düşünme. Zaten bunların yapılmasını istemiyoruz. Artık eğer durduruluyorsa bunlar yapılmayacak. Böylelikle ne olur? Dışarıdan böceğin durdurulması istendiğinde eğer hareket halindeyse koordinata ulaşmasını bekleyip durdurur. Şu nesneleri şunu yapmayalım. Çünkü bu silersek o durdurulacak fonksiyonunda devam işlememesine sebep olur. Clear'da başka neye ihtiyacım var? Evet, bir test edebiliriz şimdi. Bakalım nasıl hatalar çıkacak. Evet. Normal çalışıyor. Kapattım. Normal çalışmaya devam ediyor. Tekrar başlat dedim. Yine bazı hatalara sebep olan bir şey var. Kaçırdığımız bir nokta var. Evet, şu şekilde bir düzenleme yaptım. Clear fonksiyonunda canlı olan her bir böceği stopBug komutuyla mezar taşına dönüştürmüştük. Eğer ki ben bu böcekler mezar taşına dönüştükten sonra bu nesneleri temizlemezsem, bug listten çıkarmazsam
Counter ID'yi de değiştirmezsem, sıfırlamazsam, hiçbir işlem yapmazsam, bir sonraki oyunda, bir önceki oyundaki böcek nesneleri mezar taşı olarak kalıyor. Nerede? Şu an neredelerse oyun bittiğinde tekrar başlatıldığında o böcekler oralarda mezar taşı olarak devam ediyor. Her oynadığımızda mezar taşları artıyor. Tabii bir sonraki oyunun kurgusu farklı olduğu için bir mezar taşı bir duvarın üzerine de denk gelebilir. Ya da bir ağacın üstüne de ağaç da mezar taşının üzerinde daha sonra çıkmış olabilir. Bu şekilde bırakacağım. Tuzağın 40 hasar vurması çok yüksek bir hasar. Bir hasar yediğimiz zaman tuzaklara da denk geliyoruz. Bir hasar yediğimiz zaman çok yavaşlıyoruz. Onun o hasarı nerede tespit ediyorduk biz? Ona bir bakalım. Trap damage, tempo punch damage. O itemin özelliklerinden herhalde bir damage vermişiz. Onu 15 yapacağım 40 yerine. Oyun bitip kullanıcı dışarı çıktığında şu yazıların altından geçebiliyor. Ona bir bakalım. Çok önemli bir şey değil. Ama yazıların nesnesini bug container, player, hatta game objenin bile altına koyabiliriz. O zaman kelebek onun üzerinden geçecektir. Yazıların üstünden geçecektir. Çalıştıralım. Oyun içerisinde birçok yerde kullanılacak sabitler şu şekilde de kullanılabilir. Bizim global değişkenimiz vardı. Herkesin ulaşabildiği değişkenler. Burada global fonksiyonu sabit değerlerin bir arada olması için burada da kullanılabilir. Bir tane örnek olarak yazıyorum. Hatırlatıcı olması için bize. Bundan sonra burayı da kullanabiliriz. Oyun bittiğinde, oyun tamamlandığında hareket etmek canı azaltmaya devam ettiği için oyunu kazanmış olsak bile bir süre devam ettikten sonra oyunun bitmesine sebep oluyor. Ama oyunun dışında da gezmek güzel. Güzel bir özellik oldu. Şöyle yapabiliriz. Oyun tekrar başlatılana kadar oyun bittiyse eğer gezmek, dışarıda gezmek canı azaltmaz. Böylece oyuncu istediği gibi gezebilir. Oyunu hangi canlı bitirdiyse o seviyede gezebilir. Tabii içeri gidip ya da başka diğer böcekleri dışarı çıkartıp hasar alırsa o başka. Ama daha bir gezme şansı tanırız. Bu şekilde bir özellik eklersek. Onu nasıl yapabiliriz? Page'de Start Page element, Show Page aktif. Hangi sayfada olduğuma dair
bir bilgi var mı? Yok. Selet. Yeni seçen oyuncunun ismi. Bu oyuncularla ilgili, bu sayfalarla ilgili. O zaman bir değişken açacağız. Hatta şöyle yapalım. Global'e alalım onu. Global nokta selected page eşittir. Start diyelim. Açık olan sayfa. Şu page'den bakalım. Start game, game over, win. Eğer game sayfası dışında bir sayfa açıksa canı azalmasın player'ın. Ne yapacağız? Player canı nerede azalıyor? Aktifte turn mode set life bölümde azalıyor. Bittiyse game over sayfasını göster. Şimdi eğer oyun sayfasında değilse canın azalmasını istemiyoruz. Eğer burayı komple kapatırsak diğer trap ve böcek saldırılarından da hasar almaz. Olsun, o da olur. Daha iyi olur da. Ne yapacağız? Global nokta selected page eşittir gamese bu kodlar çalışabilir. Oyun dışında bir sayfadaysa hareket etmesine izin veririz ama yaşamın değişmesine izin vermeyiz. Oyun dışında bir sayfada ölümsüzlük modu açılsın. Şimdi onu bir test edebiliriz. Bakalım. Oyunu bitirelim. Selected page dedik ama page'de her sayfa değiştiğinde ne yapacağız? Tabii ki select page'imize güncelleyeceğiz. Yoksa oyun sayfasında olduğumuzu algılayamaz. Değişkeni bulunduğumuz sayfa olarak güncelle. Bakalım. Başlat. Geldi bar. Buradan bir çıkayım da. Ama çıkamayacağım galiba çünkü şu hasar kapıda. Gerçi artık 15 vuruyordu hasar. 40 vursaydı beni evet öldürecekti ama. Ama kaçalım derken öleceğiz galiba. Evet. Kapat. Tekrar başlat oyunu.
Bu sefer de anahtarın olduğu yer kapalı kaldığı için oyunu tamamlayamıyoruz. Onları hesaplayan bir algoritma da yapılabilir. Gidilmesi gereken yerlere ulaşılabiliyor mu? Anahtara ya da kapıya ulaşılamıyorsa, evet, can değerimiz sabit kaldı artık. Şunun üzerinden geçebiliyor muyum? Geçebiliyorum. Evet. Bu şekilde uygundur. Böceklerin ısırması için başka bir ses dosyası buldum. Onu da kütüphanemize ekleyelim. Tuzağın sesi çok ağır bir ses. Böcek ısırığı için. Sürekli tekrarlaması açısından. Sağ altta bip'i ekledim. Daha sonra ne yapacağım? Sağ alta gidip diyebilirim buna. Ata nerede kullanılıyor başka? Atak dedim. Bir tane element dosyasında element değişkeni oluşturacağız. Atak sound element ismi atak. Bir tane HTML nesnesini burada değişkene aktaracağız. Attack sound element component attack. Daha sonra da play dediği zaman da attacksa attack nokta sound elementi play diyeceğiz. Şimdi indekse gidelim. Ses dosyaları nerede eklemişiz bakalım. Şurada ses dosyalarını ne yapacağız? Bu bir ID'si attack. Source bip. Wow. Type'ı da wow. Evet. Sonra artık player'a bakalım. Player'da bug damage'de nokta atak diyebiliriz. Bir bakalım nasıl olmuş. Evet. Daha ince bir ses. Arka arkaya dinlemek diğer sese göre daha düşük, kısa ve düşük seviyeli bir ses. Şöyle bir özellik daha ekleyelim.
kendi kendine hareket eden böcekler birbirlerini algılayabilsin ve birbirlerine yaklaştıklarında birbirlerinin üzerinden geçemesinler. Çünkü onların birbirinin üzerinden geçmesine gerek yok. Bir de öyle bir özellik de yapmış olalım. Bir de böcekler hayat döngülerini tamamlayıp mezar taşına dönüştükleri zaman mezar taşı birinin mezar taşına dönüşmesini bekliyorum. Ben tamam, kapatıp yeniden açtığım zaman o üç böcek mezar taşına dönüşecek. Mezar taşı böcek bizim üzerimizde olduğu için bizim üzerimizdeki bir layer'da olduğundan dolayı biz mezar taşının arkasında, mezar taşının olduğu koordinata gittiğinde arkasında gibi duruyoruz. Bir de şöyle bir özellik ekleyelim. Mezar taşının arkasına saklandığımızda diğer böcekler bizi göremesin, fark edemesin ve bize gelip zarar veremesin. Böyle de bir özellik ekleyelim. Saklanmış olalım yani. Saklanabilelim. Evet, nasıl yapacağız bunu? Şimdi öncelikle haritadaki bütün nesneleri ne yapmıştık biz? Map'in içerisinde coordinate diye bir değişkende, bir objede her bir coordinate için ID'lerini tutarak gideceğimiz koordinatta bir nesne olup olmadığını buradan sorgulayabiliyorduk. Şimdi bu nesneler için geçerli. Bu data tutan data tek bir layer olduğu için ben böcekle ilgili bilgiyi de buraya yazamam. Çünkü mesela bir elmanın üzerine de gelebilir böcek. O zaman ne oluyor o koordinatta? Hem bir elma oluyor hem de bir böcek oluyor. İki farklı nesne aynı koordinatta oluyor. Bu değişkenin katmanı tek olduğu için sadece ben burada elmayı tutuyorum. O zaman ne yapacağım? Böcekler için farklı bir katman. Onu da ne yaparım? Böcek mantıklı olan böceklerden sorumlu klasın içerisine farklı bir katman koyacağım. O katmanda her bir böcek hareket ettiğinde kendi yeni konumunu o değişkene de güncelleyecek. Ben de bug klasındaki sabit, yani her böcek için ayrı ayrı olmayan tek değişken, direkt class nokta diye kullanılan değişkenlerim ve fonksiyonlarım vardı. Burada niye bunlar dışarıda? Çünkü bunlar tüm böcekleri ilgilendiren bilgileri tutuyor. Burada bütün böceklerin listesini tutuyor. Burada kaç böcek eklendiğini tutuyor. Burada bütün böceklerin eklendiği container'ı tutuyor. İşte clear dedi mi tüm böcekleri temizliyor. Stop bug dedi mi tek böceği temizliyor. Hangi böceğin içerisinde stop bug dersen o böceği temizliyor. Clear bütün böcekleri temizlediği için dışarıda. Ne yapıyor? Create new bug gibi fonksiyonlar biz buraya yazdık. Benim burada ihtiyacım olan, bu olay bütün böceklerle ilgili olduğu için ne diyelim? Bir fonksiyon yapalım. Bug nokta check bug on coordinate. Koordinatta bir böcek olup olmadığını kontrol et ve bana olumlu ya da olumsuz bir cevap ver.
Ya benim ihtiyacım olan bilgi sadece böcek var mı yok mu? Çünkü eğer böcek varsa o koordinata gitmeyi tercih etmeyeceğim. Böcek yoksa o koordinata gideceğim. Başka bir etkileşim, başka bir bilgi, başka bir şeye ihtiyacım yok şu an için. Bu kadarını yapmamız yeterli olur. Ne alacak parametre olarak? X ve Y parametrelerini alıyor. Ne diyelim burada? Koordinatta bir böcek var mı diye soralım. Evet. Şimdi benim bu fonksiyonu çalışır hale getirebilmem için neye ihtiyacım var? Bu böceklerin bilgilerini tutacağım bir değişkene. Ha, aslında bu böceklerin bilgileri bir değişkende şu anda mevcut. Hangi değişken o? Her bir böcek nesnesinin içerisinde x ve y diye iki tane değişken var. Orada hangi böceğin hangi koordinatta olduğu yazıyor. Ama bu fonksiyon şuradan nerede? Çek bak. Bu fonksiyonu biz nerede kullanacağız? Bir böcek düşünmeye başladığında her bir kareyi çek ederken kareler hakkında bilgi toplarken her bir kare için bu fonksiyon bir kere çalışacak. Orada böcek olup olmadığı bilgisini de kendisine vermek için çalışacak. Şimdi yani bu çok fazla çalışacak. Her bir böcek için, her bir hareketinde çevrede gidilebilecek 4 farklı konum için bu çalışacak. Bu kadar fazla çalışacak bir fonksiyonun olabildiğince hafif olması gerekiyor. Eğer ki her bir bak nesnesinin içindeki x ve y değişkenlerinden alacağımız bilgilerle bu fonksiyonu çalışır hale getirmeye çalışsak ne olacak her seferinde? Kaç tane bak liste kaç tane bak varsa tek tek onların hepsinin objesine gireceğiz. X koordinatına ve Y koordinatına bakacağız. Bizim X ve Y koordinatımızla uyuşuyor mu? Kaç tane böcek oldu diyelim? 3 tane. Bu işlemi 3 kere yapacağız. Ya da biz burada map'teki gibi bir değişken oluşturup obje her bir böcek bir hareket ettiğinde, bir yere doğru hareket ettiğinde kendisiyle koordinatıyla ilgili bilgiyi buradaki bir üst katmandaki değişkene kendisiyle ilgili bilgiyi güncelleyecek. Biz de burada bize bir x ve y koordinat verildiğinde sadece o değişkende o x ve y koordinatının şu an dolu olup olmadığını çekeceğiz. Bu işlemi kullandığımızda buraya 50 tane de böcek eklesek bu değişken aynı hızda cevap verebilecek. Ama diğer yöntemde 50 tane böcek eklediğimizde 50 böcek için 50 farklı işlem yapılması gerekecek. 50 kat fazla zaman alacak cevap vermesi. Evet, değişkeni yapalım. Ok nokta buna da mı aynı ismi var? Kordata diyelim. Kordata eşittir. Bu bir objeydi. Bir array değil. Bir dizi değil. Bir obje. Tüm böceklerin bulunduğu koordinatları tutar. Bu koordinat dataya ID vermeyeceğim. Çünkü ID'ye
ihtiyacım yok şu an için. Vermememin bir sebebi de böceklerin ID'lerinin sıfırdan başlıyor olması. Sıfırı ben orada hiçbir canlının olmadığı değeri olarak kullanacağım. Eğer ID verirsem o sıfır olan böcek için özel bir şeyler yapmam gerekir. Ya sıfır yerine eksi biri kullanacağım. Ya da işte sıfır ID'leri sıfır olanlar için onun ID olduğunu belirtmek için başına bir harf koyarak farklı bir çözüm üretmeye çalışacağım. Ben onun yerine şu anda benim için ihtiyacım olan sadece olup olmadığı. Core data bu şekilde. Core data'yı biz map'te nasıl düzenlemiştik? Bakalım ona. Map'te nasıl düzenlemiştik core data'yı? Koordinat x çarpı y eşittir dedik. Obje olduğu için objeye nasıl bir değer atayabiliyorduk? Şurada yapalım bunu. Map nokta koordinata bir obje. Nokta A1 eşittir dediğimde ne oluyor? Koordinata objesinin içerisinde A1 diye bir değişken açıyor. Hemen oluşturuyor. Ve içeriğine ne verdiysek veriyor. Şu da neydi? Nokta nokta şurada yazan string mesela x1 y1 ise c ne bir string, x ne bir, bu ne bir string çarpı bu ne y1. Demek ki neymiş? Şurası şu string'i oluşturuyor ve chordata nokta c1 x1 değişkenine istediğimiz değeri atıyoruz. Bizim yapacağımız bu artık map değil, bug içerisindeki chordata. Bunu burada kullanmayacağız. Nerede kullanacağız? Bug'ın koordinatları nerede değişiyorsa, bug'ın koordinatları nerede değişiyorsa ne yapacağız? Orada kullanacağız. Önce şuna bakalım. Yeni bir bug oluştururken random bir değer alıyoruz. X ve Y koordinatı düzenliyoruz. Evet. İlk X ve Y koordinatını elle manuel giriyoruz. Ondan sonra her bir koordinat değiştiğinde ne oluyor? On koordinat bu fonksiyona geliyor. Koordinat değişti. Bir önceki historisi düzenliyor ve bulunduğu koordinat ve geçtiği koordinat. Şu x, y de şu an geçtiği koordinat oluyor. O zaman şöyle yapacağız. X, y geçtiği koordinat bundan önceki de bir önceki koordinat. Bir önceki koordinatını 0 yapacağız. Bir sonraki koordinatını da 1 yapacağız. Bir önceki koordinatı ne? Bu. Bir sonraki koordinatı da temp değiştikten sonra bu olacak. Peki şöyle bir olasılık olabilir. Bir böcek bir koordinattan diğer koordinata hareket etmek için yola çıktı. İşte 300 milisaniye sonra oraya vardığında
bir önceki koordinatı 300 milisaniye sonra boşaltacağı için oraya bir böcek gelme ihtimali var mı? Yok. Çünkü o hareket ettiği koordinatlar arasında o hala dolu görüneceği için bir böcek oraya o hareket halindeyken gelemez. Yani bu komut burada sıfır olması çalışır düzgün şekilde. Geldikten sonra bu koordinata vardıktan sonra oraya sıfır yaparak oraya gidişi açabiliriz. Peki gittiğimiz koordinat için ya biz yola çıktık giderken aynı anda başka biri de yola çıkıp o koordinata gitmeye kalkarsa ne olur? Ben oranın bir böcek olmadığını bilgisini aldım ve oraya doğru harekete geçtim. Ama orası daha oraya gitmediğim için, yerleşmediğim için bir değil. Başka bir böcek de o arada gitmeye kalktı. O zaman ikimiz de oranın boş olduğu için ikimiz de oraya doğru harekete başladık ve ikimiz de bir süre sonra orada kesişmiş olacağız. O zaman bu böyle bir sorun olabilir, böyle bir olasılık oluşabilir. Bu olasılığı düzeltmek için ne yapabiliriz? Harekete başladığımda, eğer boş olduğunu bulup görüp oraya doğru harekete yöneldiğimde orayı rezerve edebilirim. Böylece bir böcek hareket halindeyken iki koordinatı da bir olarak rezerve edip hareket ettiğim ve harekete sonunda ulaşacağım iki koordinatı rezerve ederek o iki koordinat diğer böceklerden koruyabilirim. Rezerve işlemini nasıl yapacağım? Mount'u bir sonraki koordinatı rezerve edeceğim. Tabii bu nerede? Şuna bakalım. Bir sonraki koordinatı ne yapacak? Temp'in içinde tutuyorum. Temp'in içine tuttuktan sonra Mount'uyla harekete geçiyorum. Yönünü çeviriyorum. Bir eksiltiyorum. Eğer life'ı uygunsa harekete başlıyor. Ve şu hareket animasyonu başlamadan önce gidilecek koordinatı rezerve et. Diğer böcekler oraya gelmesin. Rezerve edeceğim hangisi? Tempix'ten. Temp'ye. Böylece bu rezervasyon işlemiyle aklımıza gelen olasılığın olmasını engellemiş olacağız. Engelleyemediysek ya da başka düşünemediğimiz bir olasılık varsa çalıştırdığımızda göreceğiz. Bir yanlış bir şey yazmışım bir yerde. Bunları Y'ye yapmamışım. Evet. Şimdilik ne yaptık? Böcekler hareket ederken bu koordinata, bakın burada book olarak kullandım. Book hepsi için diğer klasları nasıl kullandıysam book dediğimde hepsi aynı değişkene ulaşıyor. Burada this history x
Her bir böcek nesnesi için farklı. Çünkü bu diz şu nesnenin içerisinde her bir yeni nesne oluşturduğunda onun için ayrı bir story x değişkeni tutuyor. Ama bu kordata tek bir tane. Tek bir değişken olduğu için ben bu nokta diye kullandığımda hepsi aynı değişkende toplanıyor. Tüm bilgiler, veriler. Peki. Şeyi düşünüyorum. Başka bir olasılık olabilir mi? Clear yaparken. Şöyle yapacaktık. Eğer bir böcek clear olduğunda tabii sıfır yapmamız gerekiyordu. Sıfır yaptığımızda ne olacaktı? Artık böcekler onu tanımayacaktı ve üzerinden geçebilir hale gelecekti. Ama biz şöyle bir özellik düşünmüştük. Bir böcek, kelebek, oyuncu bir mezar taşının arkasına saklanabilir. Eğer stop bak dediğimizde o mezar taşının bulunduğu koordinatın değerini sıfıra çevirmezsek böcekler onun etrafında gezerken onun bir olduğunu algılayıp o koordinata ne yapacaklar? Gitmeyeceklerdir. Böylece bizim oyuncumuz da o koordinatta bir mezar taşının arkasında saklanmış olacak. O özelliği de bu değeri atamayarak vermiş olacağız. Şimdi bunu yapabiliriz. Artık burada yapacağımız iş çok basit olacak. Şu şekilde şu değişken objenin içerisinde verilen koordinatlardaki değeri return edeceğiz. O değer 1 ya da 0 olabilir. Biz ne zaman kullanacağız? 1 ise kullanacağız. 1'in dışında bir değerse, 0 ise ya da daha önce hiç tanımlanmamışsa demek ki o koordinatta bir böcek olmadığını anlayacağız. Bakalım. Şu an bu fonksiyonun çalışması gerekiyor. Bunu da nerede kullanacağız? King'de kullanacağız büyük ihtimalle. Düşünecek. Böcek düşünüyor. Check ediyor koordinatı. Orada kullanacağız. Evet. Check koordinatta. Ne yapıyor? Önce bakıyor. Koordinatta bir item var mı? İşte bir ağaç var mı? Gidilemeyecek bir şey var mı? Eğer yoksa devam ediyor. Eğer yoksa devam ediyor. Şöyle yapabiliriz. Var. Is şöyle bir değişken yapalım. Yani isminden anlaşılsın ne oldu. Koordinatımız zaten bir tane. Bu koordinatta başka bir böcek var mı? Gibi bir şey. Bak nokta. Check bak on koordinat. Ne olacak burada bize? Bir değeri ya da şunu da biraz geliştirelim.
if'in içine alalım şunu. Eğer içerisi doluysa return 1 diyelim. Else return 0 diyelim. Öbür türlü eğer tanımlanmamışsa sıfırdan farklı değerler de gelecek. Daha önce sıfır olmamış olabilir, daha önce hiçbir değer eklenmemiş olabilir. O değerlerle yukarıda uğraşmayalım. Burada çözelim o işi. Başka ne var bakayım? Neredeydik biz? Think'te. Bir değişkeni atamıştık. Oraya gitmek için bunun da sıfır olması gerekiyor. Ama şu bir veya bu sıfır ve bu da sıfır olacak. Demek ki parantez içindeki işlemler önce yapılır. Şu işlemi paranteze alacağız. Şu ikisinden biri gerçekleşecek ve şu değişkende sıfır olacak ki yani orada bir böcek yok ya da rezerve edilmemişse diğer işlemleri yapmaya geçebiliriz. Bakın öncelikli hedef bulundu. Player'ı şuradan geçerse player'ı aramaya başlıyor. Eğer player oraya gizlenmişse şurada orada bir mezar taşı olduğu için ve oraya gitmesi kurallar gereği gidemeyeceği için oraya bakmıyor bile artık. Orada bir mezar taşı varsa, o mezar taşının altında bir oyuncu bile olsa şu kod işlemeyeceği için ondan sonra o oyuncuyu ne yapacak? Göremeyecek. Böylece oyuncu da saklanmış olacak. Bu kadar galiba. Bakalım çalıştıralım. Çalıştıralım bakalım. Birbirleri üzerine gidecekler mi? Sanki gitmediler gibi ama nasıl emin olabilirim? Gitmiyorlar. Evet. Birbirlerinin üzerinden gitmiyorlar. Şöyle emin oluruz. Bakalım. Şurada bir birçok bir sürü oluşturursak olma olasılığı daha da yükselir. Mezar taşının altında saklanmayı da daha kolay denemiş oluruz. Bakalım. Var mı üst üste gelen böcek? Yok. Birbirlerini algıladıkları zaman yön değiştiriyorlar. Birbirlerinin tabii mezar taşına dönüşecek bir böcek şu an bulamayız. Hepsinin canı benden çok yüksek. Ölelim. Hepsi zaten mezar taşına dönüşecek. Ben neredeyim? Şuradayım. Mesela şurada saklanayım. Evet. Burada saklanıyorum. Benim çevremdeler ama beni ne yapıyorlar? Göremiyorlar. Çünkü beni görecekleri kod beni algılayacakları kod çalışmadan önce oranın gidilmeyecek bir yer olduğuna karar veriyorlar. Evet. Bu
da bu kadar gibi. Şunu tekrar düzeltelim testimizi yaptığımıza göre. Bir daha buna ihtiyacımız olursa tekrar yazarız. Şöyle bir şey var şimdi. İnternette bu sayfa yüklenirken tabii biraz zaman aldığı için başlangıçta buralar biraz boş görünüyor. Ne yapalım? Şuraya bir katman koyalım. Bir katman. Bir yüklenme ikonu koyalım buraya. GIF resmi. Sayfa yüklendiğinde şu initial fonksiyonu çalıştığında level'lar create edilmeye başlayıp start sayfası açıldıktan sonra yüklenme sayfasını kapat diyelim. O zaman şöyle biraz zaman kazandırmış oluruz o yükleme ve kendini toplama işlemini yapması için. Onun için ben internetten şöyle bir tane GIF buldum. GIF'i hemen gerekli yere koyalım. İmaja koyalım GIF'i. Ne? Loading. GIF'in adı loading. Kapatalım. Yapacağımız şey nedir? Şuradan önce bir HTML'e gidelim. Yeni bir sayfa açacağız. Bütün sayfaların üzerinde olması gerekiyor. Bütün sayfaların üzerinde olması demek HTML'de en altta olması anlamına geliyor. Şu sayfaya bakalım. Ne yapacağım hemen? Şu sayfanın aynısı gibi bir örnek, bir sayfa. Şuraya ekleyeceğim. Buna da loading page diyebiliriz. Game page class'ı olabilir. Görünür olacak. Arka plan white, opacity'si yok. Çünkü zaten onun görünmesini istemedim, yüklenmesini görünmesini istemediğimiz için bu sayfayı yapıyoruz. Sonra bakalım. Şurayı da silelim. Ya da şurayı silelim sadece. Şu on kliği silelim. İmaja da loading gif diyelim. Bakalım ne oldu. GIF biliyorsunuz şeyde başlarda anlatmıştık. GIF de bir resim formatı. Bir özelliklerinden bir tanesi de arka arkaya bazı resimleri, eklenen resimleri arka arkaya göstererek bir animasyon oluyormuş gibi bir izlenim veriyor. Animasyon oluyor aslında. İzlenim veriyor demeyelim. Arka arkaya bazı resimleri oynatıyor. Evet. Yapmak istediğim benim buydu. Şöyle bir ekran olsun. Sonra da loading page dedik. Bunu none yaparsak none yaptığımızda ne olacak? Oyun açılıp oynanmaya başlayacak. Evet. Bunu nerede none yapacağız? Şuna bir bakayım. Show page. Bunları ben nasıl none yapmışım? Şu şekilde none yapmışım.
Style Still Display None. Şunu alalım. Kopyalayalım. Nerede ben name yapmak istiyorum onu? Ana klasımı. Ana klasım sayfa yüklenip çalışmaya başladıktan sonra level'lar create edip sayfa açıldığında lükkanma sayfasını kapattım. Bunu bir kere çalıştıracağım için hiçbir değişken atamıyorum. Loading page nokta still nokta display nokta display eşittir. Şu page'den bakayım. Nana string olarak veriyorum, evet. Nana string olarak veriyoruz. Böylece ne olacak? Başlangıçta. Şimdi çok az görünüyor ama internet üzerinden çalıştırdığımızda ya da internet üzerinden çalışırken de hızlı internetlerde çok hızlı geçebilir ama yavaş bir internet olduğunda şuranın çalışması, şuranın sayfanın yüklenmesi geciktiğinde ne kadar geciktiyse o kadar görünür olacak ve sayfa açılacak. Şeyden bahsetmiştik. Bazen bazen bir şey fark ettim. Durmuyor üstünde. Dışarı çıkıyor. Yeni yazdığımız komutlar farklı bir şekilde hareket etmesine sebep olmuş böceğin. Ona da bir bakabiliriz. Ne diyordum ben? Bazen mesela anahtara gidilecek bir yol olmayabiliyor. Bazen kapıya gidilecek bir yol olmayabiliyor. Onun için ne demiştik? Şöyle bir algoritma yazılabilir. İşte kelebeğin bulunduğu noktadan anahtara gidecek bir yol var mı? Kelebeğin bulunduğu noktadan kapıya gidecek bir yol var mı? Eğer bu iki yol varsa oyunu devam et. Yoksa oyunu yeniden create et, oluştur level'ı. Ama bu algoritmayı ben şu an yazmayı düşünmüyorum bu bölümde. Ama böyle bir şey de yapılabilir. Bu oyunun üzerine siz isterseniz kendiniz yapabilirsiniz. Evet, bir değişiklik oldu. Tabi nasıl bir değişiklik? Bir böcek oyuncunun üzerine geldiğinde üzerinde bulunduğu koordinat kendiyle dolu olduğu için ne yapıyor? O koordinatta kalmayı seçmiyor. Çünkü o koordinat dolu olarak algılıyor o koordinatı. Halbuki kendi var orada. Kendi olduğunu algılamıyor ve o koordinattan çıkıp tekrar gelmeye çalışıyor. Bunun için yapacağımız şey şöyle yapacağız. Şu değişkeni 0'a eşit diyelim yukarıda. Yani hiç kimse yok. Aşağıda da eğer toX bakacağımız x koordinatı eşit değilse this nokta x
Şu bir tabi şey olduğu için, başka bir değişken içeriği olduğu için burada dis bizim dis farklı bir nesne oluyordu. Onun için ne yapmıştık? Det diye bir değişken açmıştık. Şuraya det diyelim. And aynısını y koordinatı içinde. İkisinin de eğer ikisi de farklıysa baksın. Eğer ikisi de aynıysa zaten kendi bulunduğu koordinat. Ona bir daha orada kendi olduğu için onunla ilgili bir işlem yapmaya gerek yok. Şuraya da yazalım. Eğer kendi bulunduğu koordinatı kontrol ediyor ise bir işlem kontrol ediyor ise fonksiyonu çalıştırma. Tamam. Şimdi tekrar yeniden deneyelim bakalım. Gel. Ne oluyor? Artık duruyor. Çünkü kendi olduğunu algılıyor. O bir olanın kendi olduğunu algılıyor ve onunla hareket etmiyor. Onunla işlem yapmıyor. Herhalde başka bir sorun yok. Bakarız. Kullanıldıkça tabii başka sorunların çıkma olasılığı yüksek. Bir uygulama tamamlandığında yazıldıktan sonra test aşaması başlıyor. Biz geliştirirken de zaten sürekli test ettik. Ama en son her şey yazıldıktan sonra tekrar test etmek gerekir her şeyi. Çünkü yeni eklediğimiz bir şey hiç hesapta olmayan çok eskiden çalışan bir şeyi bozmuş olabilir. Evet. Şimdi şu özelliği de ekleyelim. Mobil browserlarda oyun açılıyor, çalışıyor. Mobil browserlarda çalışıyor ama klavye olmadığı için ne yapılamıyor? Oyuncu hareket ettirilemiyor. Onun için ekran üzerine şeffaf butonlar koyabiliriz. Böylelikle ben neredeyim? Şuradayım. Böylelikle mobil browserlarda da oyunun oynanmasını sağlamış oluruz. Ne yapalım onun için? Önce bize butonları resim olarak tasarlayabiliriz. Öncelikle şunu siliyorum. Source prototype page prototipi açalım. Bir tane space tuşu için yemek yeme tuşu. Dört tane de küçük yön tuşları olacak. Hatta buraya gelmişken şunun şu gölgesiz daha iyi olacak gibi.
fazla bir şey ekleyip de işi uzatmak da istemiyorum. Sadece gölgesini kaldıracağım. Evet, şimdi benim istediğim şey bir daire bakayım. Shift'e CTRL'ye basarsam, Alt'a basarsam, herhangi bir tuşla şey yapabiliyor muyum diye baktım. Aynı oranda büyümesini sağlayabiliyor muyum? Zaten daire. İçinde bir resim. Şurada bir nesne var. Onu bozmayalım. Şuraya alayım bunu. Şimdi şu çok büyük tabi. Şuna 90 90 diyelim. Şöyle bir şey. Bir tane de 40 dersek çok mu küçük olur? Çok küçük olur. Basamayız buna. 60 60 dersek 60 tane şöyle bir şey olacak. Tabii bunların stroke diyeceğim. Siyah bir stroke vereceğim. Kenarlık. İçini boyamayacağım. Strokeları siyah verdim. Ama opacitesini şuradan vereceğim. Şeffaflık vereceğim olabildiğince. Ekranda çok göze batmasın diye. Şeffaf olduğu için biraz daha görünsün diye de kalınlaştıracağım. Kenarlarını kalınlaştıracağım. Şu şekilde daireler olacak oyunun üzerinde ve basılabilecek. Dairenin içine bir tane küçük yuvarlak koyayım mı? Şu rengi %35'ti. File vereceğim. 35. Kenarlığı yok edeceğim. Select araya da ortalayacağım. Evet. Space tuşum bu. Bu da ok tuşlarımdan bir tanesi olacak. Seçelim. Export diyelim. Source'un içinde, game'in içinde, public HTML içerisinde, image, Space buton diyelim. Şuna da arrow buton diyelim. Bakalım nasıl olmuş. Arrow buton. Tamam. Space buton nerede? Space buton yok.
Niye? Export etmedim herhalde. Büyük ihtimal export etmedim. Space buton dedim, bıraktım. Bakalım. Bu space buton, bu da error oldu. Artık şuna ihtiyacım yok. Close without saying. Şimdi şunların isimlerini bildiğime göre, şunu da bildiğime göre ne yapacağım? Önce HTML'de HTML'in içine girelim. Loading en üstte olması istiyorum ama loading'in de altında olsun. Şu loading'in aynısını bir kopyalayalım. Aynı bir sayfa gibi olabilir. Şuraya yapıştıralım. Ama diğer sayfaların da altında olsa daha iyi olur. Çünkü evet. Oyunun üzerinde olsun. Oyun sayfasının üzerinde. Diğer sayfaların altında. Bu ne? Kazanma sayfası, bitiş sayfası, başlangıç sayfası. Şurada olsun. Ne bu? Case. Bu bir sayfa değil. Bu bir container. Case buton container diyelim buna. Arka plan şuna ihtiyaç yok. Ortalamaya da ihtiyaç yok. Şunlara da ihtiyaç yok. Şunlara da ihtiyaç yok. Şu class display block olacak. Şu class'ın içerisinde ne var? Buna ihtiyaç var mı? 0 0 %100. Evet, buna bu olsun. Gamepad. Yani şu alan kadar olacak. Ben o zaman ne yapacağım? Batımdan 10 piksel dediğim zaman şu noktaya göre düzenlenecek. O olsun, şu olsun. İmajın içinde space buton PNG PNG. Ne yaptık? Bunu bir divin içerisine koyduk. Arrow buton var. Arrow butonda 4 tane olacak. Çalıştır. Evet, şurada bakın. Güzel, çok hiç oyunun üzerinde yokmuş gibi ama kullanıcı nereye basacağını da görebilir. Şimdi onları düzenleyelim ekran üzerinde. Şu butonlar biraz çok büyük olmuş olabilir ama oyun mobilde zaten küçük olduğu için daha küçük olması basmayı zorlaştıracak küçüklükte olacağı için böyle kalsın. Mesela şu space için başlayalım. Bunlar arka arkaya dizildiklerine göre pozisyonları absolut değil. Şunların hepsine bir position şuradan vereceğim. Style position absolute. Bunların hepsine bunu vereceğiz. Sonra space'e aşağıdan 30 piksel
aşağıdan 30 piksel, soldan, ok tuşlarının sağda olması daha iyi olur. Soldan da 30 piksel verirsem. Ne olacak? Şurada olacak. Çok sıfıra sıfır oldu. 30 yerine 45 ya da 50. 50 diyelim. Biraz ortada olsun. Nasıl olsa çok şey görünen bir şey değil. Güzel. Şöyle yapalım. Diğer tuşlar için de. Hepsi aşağıdan 50 olsun. Bunlar ok tuşları sağdan referans alsınlar. Birincisi 50. Ok tuşumuzun bizim genişliği neydi? 60 mı? Ya 50, 70 daha diyelim. 120 dersek. Bakayım nasıl bir şey oluyor. Evet, yan yana oldu. 120. 70 daha, 120, 70 daha. 190. Şu da 120 ama bunun y'si 70 daha 120. Şu şekilde olsun. Şu şekilde yukarı, aşağı, sağa, sola. Ok tuşlarının aynısı. Şu da space. Peki sonrası aşamaya geçelim. Ne yapacağız bu tuşlara? On click diyeceğiz. Hepsine on click diyeceğiz. Space tuşu. Bu tuşlar için komut nereden buluyoruz? Player'da. Player nokta listen to the key. Player nokta key up, key down, right left space. Tekrar gelelim şuraya. Player nokta listen to the key. Player nokta space dersek. Space'e basılmış gibi bir komut gönderecek bunun üzerine tıklandığında. Hepsi için yapıştırıyorum. Birinci resim bu. Yani K right. İkinci resim bu. K aşağıya, üçüncü resim left, dördüncü resimde up. Çalıştıralım bakalım. Şimdi mesela aşağıya dedik, tabii çalışmadı. Bakalım niye çalışmadı? Niye çalışmaz? Üzerinde bir nesne mi var basmamı engelleyen? Yoksa şeffaf olmasından kaynaklanan bir şey mi var? Nasıl anlarız? Hızlı bir şekilde şunu
Ama en üstte alayım. Hemen alayım bakalım. Ondan mı kaynaklanıyor? Görmüş oluruz. Şuraya yapıştıracağım. Şimdi de buna basamıyorum. Niye? Şunun yüzünden mi? Peki. Şuna gireyim. Şurada. Alert. E.K kod diyeyim. Şuna basamıyorum. Bakalım şuna basabiliyor muyum? Basabiliyorum. Undefined diyor. Neden undefined diyor? Tabii bu şekilde E'ye parametre olarak vermiyoruz biz onu. Biz onu nasıl verecektik? Nerede arıyorduk? E.K kod. K kod diye arıyoruz. Yani bizim şurada yapmamız gereken şey bunu bir objenin içine almak. Bu parametreyi bir objenin içine almak. Çünkü karşı taraf bir obje bekliyor bizden. Event'ten dönen objeyi bekliyor. Biz de onun beklediği türde bir obje ona vermemiz lazım ki bunu okuyabilsin. Sonra da K kod 2 nokta dersem. Bakalım şimdi ne oldu? Yukarı 38, aşağıya 40. Tamam. Çalışıyor. Çalışıyor. Hatta ortasına bastığı zaman da çalışıyor. Şeffaf olması bir şey ifade etmiyor. Şu kare, resim bir kare olduğu için kenarına da bassam ne yapıyor? Çalışıyor. Hemen player'ın içerisinde şu alerti siliyorum. Çalıştığını algıladım. Index HTML'e geliyorum tekrar. Benim sorun olan şey ne? Şunu tekrar X diyorum. Ve yerine koyuyorum. Evet, üzerinde bir nesne olduğu zaman çalışmıyor ama oyun sayfası açıldığı zaman bir nesnelerin hepsi kapatılıyor. Yani çalışması gerekiyor. Üzerinde bir nesne bırakmıyoruz biz. Şunu yaptığım zaman üzerinde bir nesne kalmadığı için ne yapması lazım? Çalışması gerekiyor. Evet. Evet, kod çalışıyor. Bu oklarla mobilde de ne yapılabilir? Oynanabilir. Bir de şunu yapmamız gerekiyor. Tabii şu oklar mobil browserlarda sadece görünsün. Normal bir browserda bu görünmesin. Benim burada ona ihtiyacım yok. Mobil bir telefonda bu oyun açıldığı zaman o oklar görünsün. Onu da ne yapacağız? Siteden bakalım, araştıralım. JavaScript check mobil browser diyelim. How to detect mobile browser and JavaScript support. Bakalım. Geri gidelim. Bu çok popüler bir konu olması gerekiyor. Bu diyelim. Detecting a mobile browser. Çok eskiden açılmış. Üzerine çok yazılar yazılmış olan bir konuya bakıyorum. Evet. Soru sorulmuş. Burada ne demiş? Using window.mobile check
Mobile tablet çek. Tabii bizim tablette de görünmesi gerekiyor. False ya da true olarak bir değer döndürüyor. Nereye ekleyelim kodu? Bu bizim oyunumuzun klaslarıyla ilgili bir kod değil. Böyle bir kodu ben ana ekrana da eklemek istemem. Ne yapayım? Bunun için yeni bir class açayım. Buna diyeyim ki utility CS diyeyim. Bu class'ın içine de böyle dışarıdan bulduğum işime yarayacak her yerde kullanabileceğim kodları ne yaparım? Eklerim. İstersen bunu bir class açıp class'ın içine de bu fonksiyonu ekleyebilirim. Burada bu fonksiyonu window objesinin pencerenin içine eklemiş. Böylelikle her yerden hiçbir class ismi fonksiyon bizim gibi fonksiyon grup ismi kullanmadan şu şekilde kullandığımızda genel bir isim direkt bu çalışıyor. Bu da zaten genel bir iş olduğu için bizim oyunumuzla ilgili bir karışıklık olmayacaktır. Mobile table check. Bunu da gruplamamış olalım. Hem gruplamadan kullanımla ilgili de projemizde bir örnek teşkil etmiş olsun. Mobil ve tablet olduğunu algıla. Şuraya gelelim. Yükleme sayfasını kapatmış. Şurada bir çalıştıracağım. Bakalım ne sonuç dönecek. Sonuç dönmedi. Şuradan bakıyorum. Bir hata mı oldu diye. Evet. Is not a function diyor. Neden? Çünkü yeni açtığımız dosyayı daha HTML içerisine eklemedik. O kütüphaneyi de ekleyelim. Şöyle. Utility.js diye. Eklersek, çalıştırırsak false. Yani bu bir mobil browser değil. True olursa bu bir mobil browser. Tekrar şuraya gelelim. Şunu nasıldan yapmıştık? Şuradan gelecek cevaba göre de eğer buradan gelen cevap false'sa bu bir mobil browser değil. O zaman tuşları gizleyebiliriz. Tuşları nasıl gizleyeceğiz? Onun ID'sine ihtiyacım var gizlemek için. Şu konteyneri ne yapacağız? Gizleyeceğiz. Eğer mobil browser'sa ne olacak? O tuşlar görünecek. Bu özelliği de ekledikten sonra artık
projeyi tamamlamış oluyorum. Bundan sonra belki bonus videoları çekebilirim ama onun dışında artık ekstra bir şey yapmayı düşünmüyorum bu oyun için. İzlediğiniz için teşekkür ederim hepinize. İnşallah sizin için faydalı bir çalışma olmuştur. Bundan sonraki projelerde görüşmek üzere.